Murat Muratoğlu ile birlikteyiz. Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Murat, konuya girmeden bir kitaptan bahsedeceğim. Sıtkı Olçar. Sıtkı Olçar Kütahya'da çok çok önemli. Türkiye adına sadece Kütahya'yı aşmış dünya çapında bir Çini sanatçısıydı. Çini'ye özgürlük getirmiş. Formlarda, desenlerde özgürlük getirmiş. Çağdaş bir yorum getirmiş bir Çini sanatçısıydı. Ve tanımakla gurur duyduğum, onur duyduğum insanlardan bir tanesiydi. Dünyanın pek çok önemli metropolünde sergiler açmış. Çok önemli koleksiyoncuları vardı. Ahmet Erdek'ünden tutun, Avusturya Başbakanı'nın karısına kadar o yıllarda Sıtkı Olçar'ın eserlerini biriktiriyorlardı, saklıyorlardı, koleksiyonlarında bulunduruyorlardı. Evet, kızı Kübra Olçar Erden, Babamı Alan Martı diye Sıtkı abi için bir kitap yazmış. Çok özel ve çok güzel bir kitap. O baba kız ilişkileri içinde babasının sanatını anlatıyor. Babasını dünyaya bakışını anlatıyor. Çünkü çok ilginç, Sıtkı Usta sadece Çini sanatçısı değildi. Kütahya'daki toplumsal yaşamına pek çok alanda katkı sağlayan biriydi. Firk Vadisi yürüyüşleri düzenlerdi. Traktör rallisi bile düzenlemişti. Traktör rallisi bile düzenlemişti. Bigfoot. O günlerde traktörlerde güvenlik şartları, koşulları oluşturulamayacağı için vazgeçilmişti. Ama ilginç bir fikirdi köyde traktör rallisi düzenlemek. Orada mesela bizi yarışlara girerlerdi. Anadolu'da rahvan at yarışları vardır. Atı vardı. O rahvan at yarışlarında atı yarışırdı. O Anadolu'nun geleneksel hani Kırkpınar güreşleri gibidir rahvan yarışları. O yüzden çok renkli kişilikti ve çok başarılı bir sanatçıydı. Çok erken yaşta kaybettik Sıtkı Usta'yı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ve Kübra'yı da kutluyorum bu kitabı babasına anısına. Biliyorsunuz evlatlar babalarını gözlerinde büyütürler ama onların büyüttüklerinden daha büyük biriydi. Nida Olçar ve Kübra Olçar. Nida şimdi babasının işini devam ettiriyor. Kütahya'da Sıtkı Usta Atölyesi açık. Nida Olçar atölyenin başında. Kendilerine başarılar diliyorum. Babalarının geleneğini sürdürdükleri için de kutluyorum kendilerini. Sevgiler, saygılar yolluyorum buradan. Evet Murat. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Şimdi Karar Gazetesi senin önünde. Bir, bu milli gelir böyle arttı. Nasıl milli gelir arttırıldı? Enflasyon nasıl düşürüldü? Onlarla ilgili sırları veriyor. Siz tabii tahmin ediliyordu bunların nasıl olduğu, biliniyordu. Bir de tam bunlar söylenirken Zümrüt Hanım bir açıklama yaptı. Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı. Çıktı. Onlar herkes yaşam biçimi oldu. Değil mi? Tabii değil canım mi? Insan. Ya insanlar belirli bir süre sonra alışıyor. O çok önemli. Yani yaşam biçimi önemli. Oldu maalesef. Yani kendisinin hakikaten ilginç demeçleri var. Yani sanki Türkiye'de yaşamıyor, başka bir dünyada yaşıyor tarzını uyandırdığı için bende bir hayranlık söz konusu. Çünkü fantastik demeçleri oluyor çok sık sık. Yani geçen sene de mesela asgari ücret tartışmasında bakalım şunu 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 diyeceksiniz diye yandaki sene şeyde ona dikte etmişlerdi ne söyleyeceğini. Aynen ne olduğunu söylemişti. Yani kendisi çok etkili olmasa da fantastik demeçleriyle bazen insanları kendinden almayı başarıyor yani. Tebrik etmek gerekiyor. Ama şimdi buna eskiden Anadolu'da ya da her yerde mahallelerde falan hani bakkala yazdırılırdı. Kredi kartının falan olmadığı yıllarda bakkalın defteri vardı. Ama sen alışveriş ettiğin miktarı biliyorsun. Onun üzerinde bir rakam görürsen mesela defterde ya bizim bakkal gene biraz kalem oynatmış. Çaktırma. Kalem oynatmak hiç değişmezdi o hakikaten. Evet, değil evet. Mi? Şimdi yani bu resmen devletin kalem oynatması. Ya ama işte zaten sorun neredeyse burada başlıyor. Öyle bir durumda ki Türkiye'de açıklanan hiçbir veriye güvenilmiyor ki bu güven kaybedileli çok oldu. Şöyle söyleyeyim mesela 2002 yılında da Türkiye kriz yaşadı. 2002 yılında ama açıklanan verilere insanlar inanıyordu. Ya bu kadar fakirleşmişiz falan diyorlardı. Şu anda yaşadığımız 2002'nin 5 katı. Ama yani 2002'de intihar eden gördün mü? Evet. Yoktu 2002'de. Evet. Ya geçen gün adam eline yazı yazıp intihar etti ya. Yani sonra bunları maalesef yasaklıyorsunuz. Maalesef. Kendini yakanlardan mı tutarsın? Fön makinesini atıp zehirli şeylerden mi, çarpılanlardan mı, zehirleyenlerden mi? Yani
durum o kadar kötü ama işte basını ele geçirince, ki şimdiki amaçları sosyal medyayı ele geçirmek, yoksa şey klasik yalan ne o? Bütün dünyada vergi ödüyorlar, Türkiye'de vergi ödemesinler mi? Türkiye'de vergi ödüyorlar. Niye bunu söylemiyorlar? Yani YouTube'da olsun, Twitter'da olsun, Instagram'da olsun, hepsi Türkiye'de vergi ödüyor. Hiçbirinin vergi ödemediği falan yok. Ama sana adam atamayıp sen yasaklayama bazı şeyleri. Yani o kadar rezaletler çıkıyor ki. İşte... Hadi neyse söylemeyeyim. Ne söylesen de başın belaya gidiyor arkadaş yani, ülkede. Bir de o tarafı var. Yani, dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü cımbızla mesela Rütük dikkatle izliyor bütün programları. Tele1'de olsun, Halk TV'de olsun, KRT'de olsun. Cumhuriyet'te çıkan yazıları basın ilan kurumu izliyor. Sözcü'de çıkan yazıları basın ilan kurumu yani izliyor. Verilen cezalar, komik cezalar aynısını yandaş gazeteler haber yapınca kimsenin gıkı çıkmıyor. Yani böyle rezalet bir durumda yaşıyoruz. O kadar kötü yönettiler ki ülkeyi. Yani şu anda Türkiye 3. dünya sınıfı ülkesinden bile beter halde. Yani bu kadar kötü değil. Mesela baktığımız zaman ya işte Birol Aydemir'in açıklamalarına bakıyorsunuz. Varlık Fonu'nun 63-64 milyar dolar borcu var diyor. Milyar lira mı dolar mı? Lira borcu var diyor ama yani biz mesela Varlık Fonu'na öyle bir yetki tanıdılar ki Varlık Fonu sınırsızca borçlanabiliyor. Yarın işte başa atıyorum sen geldin. Bir bakıyorsun Varlık Fonu'nun 700 milyar dolar borcu var. Nereden çıktı diyebilirsin ama o borç imzalanmış olabilir. Kaşelenmiş olabilir. Yapabilecek bir şey yok. Bir de üstüne üstlük hesap soramıyorsun. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı'ndan hesap soramıyorsun. Cumhurbaşkanı'ndan hesap soramadığına göre Varlık Fonu'nun başkanı kim? Cumhurbaşkanı. Sen nereden harcadın diye hesap soramadıktan sonra böyle bir fon olabilir mi? Yani dünyada bunun benzeri bir fon, bir tane fon ki o da bunun benzeri değil. Biz borç buluyoruz, onda varlık var, varlığı yönetiyor. Venezuela'daki Maduro'nun fonu. Evet. Ya bütün etrafı zengin, bütün geniş, nereye harcandığı belli değil. 3 kuruş şey yapıyorlar, Venezuela batık durumda, insanlar sokakta. Üstelik bir de petrolü var. İşte o yüzden bizde o da yok. Yani işin kötüsü. Yani bizde de varlık fonu var, onlarda. Dünyada bana benzer bir tane varlık, hani çıkıyorlar ya bütün dünyada gelişmiş ülkelerin varlık fonu var. Yok efendim, İngiltere'nin varlık fonu var mı? Yok. Yani gelişmiş ülkelerden en falan yok. En sağlamı Norveç. En sağlamı. Tamam, onlarda da o kadar çok benzin ki var ki. O kadar çok ya. Petrol var ki, o kadar çok gaz var ki. Yani hepsini çıkartıyorlar, parayı ne yapacağını bilemiyorlar. Ama o da değil. %60'ı sadece petrolden gelir Norveç Varlık Fonu'nun. 1 trilyon doların üzerinde para var. Tabii adamlar inanılmaz somon satıyorlar ya. Dünyanın 77 ülkesinde yatırımı var. Bizim İstanbul Borsası'nın da ortaklarındandı aynı zamanda. Yeni bir özel bankanın da ortaklarındandı. Şimdi Kervan Gıda'dan ufak çok ufak bir hisse senedi aldılar ama şimdi Varlık Fonu'nun dünyadaki özelliği nedir? Varlık Fonu niçin kurulur? Çok kısa anlatalım. Varlık Fonu eğer o ülkede bir sorun çıkarsa o parayı kullanabilmek için biriktirirler. Ama o ülkede sorun çıkarsa haliyle varlıklarda da bir sorun çıkacağı için kendi para birimlerinden biriktirmezler. Giderler, bu gibi fonların özelliği %90'ını yurt dışına yatırım yapmalarıdır. Evet. Çünkü Norveç'te sorun çıkarsa zaten o parayı kullanamayacaklar. Doğru. O yüzden ben İsviçre'deki, İngiltere'deki, Fransa'daki mallarımı satayım, ülkeye getireyim derler. %90 mesela bu Norveç Varlık Fonu'nda %96'sı yurt dışına yatırım yapıyor. Ya biz de borç alıyoruz sadece. Tabii. Yani yarısını kuvvetlere satmış durumdayız. Ne sattığımız belli değil. Ne kadar borç aldığımız belli değil. Kime ne peşkeş çektiğimiz belli değil. Hiçbir açıklama yok. Hiçbir denetim yok. İşte geçen gün şeyi çıktı, genel müdürü çıktı, yalanlar. İşte geçen sene şey yaptı, biz şeffafız. Ya bırak şeffafını. Tek tek bana açıkla. Peki madem şeffafsın, sen sana devredilmeden önce Çaykur bir kere zarar etmiyorken sana devredildikten sonra niye zarar ediyor arkadaş? Onu açıkla, başarısızsın. Ya bir de reklam giderleri fazla. Yüksek Çaykur bu durumda bir de reklam giderleri var. Yani reklam gideri bir yere kaynak aktarma mıdır, başka bir şey midir? Ya Türk Hava Yolları mesela şu anda normalde devlet hava yolu olmasa batık bir şirket. Yani kimse kurtaramaz. Ya çünkü sponsorlukları var, ya reklamları var, şeyleri var. Şeyde internette ne kadar yandaş varsa hepsinde Türk Hava Yolları. Arkadaş uçak nereye uçacak bu insanlar? Uçacak yer yok ki, niye reklam veriyorsun? Tabii. Zaten işin komik tarafı, acaba yolcu olmaktan başka herhangi bir uçakla ilgisi olan biri var mı yönetim kurulunda? Yok. Yok. Hepsi belediye, işte onun arkadaşı, onun yengesi, ensarcılar var, şeyler var. İşte bu ülke bu yüzden cacık olmaz. Türkiye'den, Türkiye ekonomisinden diyeyim. Cacık olmaz. Niye?
Çünkü liyakatsiz, işi bilmeyen ne kadar adam varsa tanıdık. Tabii. Ya milletvekilleri kapasitesini görüyorsun. O kadar kötüler. Yönetenlerin kapasitesini görüyorsun. İlkokul 3 zekasındalar. Buradan onu söyledim. Meclisteki görüşmeleri, bütçe görüşmeleri ne olur izleyin. Ya yani izlemeyin, nasıl moral konuşuluyor. O kadar hayır kötü ama, ki. Görün ama kimler orada bunu savunuyor? Kimler bu bütçeyi savunuyor? Kimler ne söylüyor? O kaliteyi, o milletvekili portresini bir görün. Sonra o kapasitedeki insanların reform yapıp ülkeyi kurtarmasını bekliyoruz. Yok olmaz yani. Maalesef. En üstten en alta kadar full bir değişim gerekiyor. Tamamen değişim gerekiyor. Kesinlikle. Yani şu anda mesela ekonomi yönetimi değişti. İşte Merkez Bankası Başkanı değişti. Güzel. Ekonomiyi yöneten Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Güzel. Ama onların da reform yapabilmesine imkan yok. Bu ülkede reform olmaz. Reform olduğunda zaten iktidarlar büyük bir yerime gösterirler. Çünkü önce insanlar fakirleşir. Oradan toplanır. Tekrar yukarı çıkmaya başlar. Yok, insanlar sadece fakirleşiyor bizde. Yok, zenginleşme diye bir şey yok. Olmayacak da. Bir iki ay kazandık. Böyle ondan gider. Sonra işte ya sen demin borçlardan bahsettin. Bireysel borçlardan evet. bahsettin. Bak evet. şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şu anda 3,5 trilyon liradan fazla bankaların verdiği borç var. Genel bütün kesimlere, şirketlere, insan 3,5 trilyondan fazla. Sen bu 3,5 trilyon borcun yaklaşık 510 milyar lirası resmi olarak takipte ve batık. Yani evet. takipte demek evet. batık evet. kibarcası. Yani ödeyemiyor takip. Ve bunlar en son taksiti işte bundan bir yıla kadar önce ödemişler. Ondan sonra ertelenmiş. Bir daha ödediler. Şimdi Haziran'a kadar tekrar ertelendi. Takip edemeyecek bankalar. Üstüne üstlük. Sen en son taksiti bir yıldır ödemişsin. Bir yıldır hiçbiri iş yapmıyor. Şu 510 milyar lira batık demek. İkiye katla sen bunu. Gerçek resmi evet. rakamları her zaman at. 1 trilyon lira batık demek. 3 trilyonun 1 trilyonu batık. 3,5 trilyon. Hadi biraz daha azın diyelim. %25 batık. Bankalar %7-8 kaldıraç kullanıyorlar. Yani bankanın hiçbirinin sermayesi yetmez bunları evet. kurtarmaya. Ya sermaye arttıracak ya devlet kurtaracak. Devlet kurtarması için devletin para basması lazım. İşte o cinliği gördük. Para basınca ne yaptılar? Gittiler kredi dağıttılar. Kredi alan ne yaptı? Gitti döviz aldı, altın aldı. Döviz fırladı haliyle. Altın da aslında dövize gidiyor. Çünkü dövize altın o kadar evet. çıkarmıyoruz. Döviz bir anda 8,5'ları gördü. Niye? Sen kredi dağıttın. Yani para basarsan. Enflasyon açıklanana göre %14'lerdi. %25'ten aşağı enflasyon olmadı. Herkes biliyor ama şimdi bir anda %25'e çıkartamayınca. Dün şeye dikkat ettin mi? İyileşen sayısına. Bir anda 1 milyon kişi birden iyileşmiş. Ya bu ülkede güvenebileceği tek bir sayı yok mu arkadaş? Mucize o, mucize. Heh. Şeyde ilk bölümde sen gelmeden önce ben o rakamları verdim. Şimdi şuradan sana okuyayım. 1 milyon kişi aniden Almanya'da şeyde İngiltere gösterilen ülkeler. United Kingdom 1.787.783 vaka. 63.082 ölü. İtalya 1.787.000 vaka, 62.000 ölüm. Türkiye 1.748.567 aşağı yukarı aynı. 15.751 ölüm. Aynı gene bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı açıklaması var. Sadece İstanbul'da 15.000 ölüm. Ya ben birinci günden itibaren bak birinci gün hani çıktılar vay adam süreci yönetti dediklerinden beri Sağlık Bakanlığı'nın bütün sağlık yalan söylediğini söylüyor. Yalan söylüyor. Zaten... İnsanın gözünün içine bak ama bak yalan çok tehlikeli sağlık konusunda. Nedir o? Ya o kadar da kötü değilmiş deyip insanların sokağa çıkıp ölümüne sebep oldu. Evet. Oldu mu? Oldu. Çünkü insanlar o zaman bu kadar kötü olduğunu söylese insanlar sokağa çıkmazdı. Belki o ona bulaştırma ölüme sebep olmak ya. O yüzden Profesör Doktor Ahmet Saltık katil olursunuz dedi. Olursunuz da iyi demiş. Yani. Olursunuz dedi. Ya ben sana işte gördüğümü anlattım kaç kere. Ya İstanbul'da 40 ya toplam Türkiye'de 42 ölüm olduğu gün ben 11 tane kendim saydım ya. Olamaz böyle bir şey dedim. Sana kaç kere anlattım ki, ya. Ki siz bir arkadaşının evet. vesilesiyle. Yani yalan söylüyorlar dedim. Yalan söylüyorlar. Ve utanmadan hala yalan söylüyorlar. Ya insan da arkadaş bu ölüm para değil. Tabii. Hadi parayı çal götür. Tabii. Umurumda değil o para yerine konur. Zaten çalıyorsunuz. Tabii. Ama ölüm başka bir dünya ya. Yani insanın ölümü saklanır mı ya? Ha bu kadar ayıp bir şey olur mu ya? Sonra iki gün sonra Suriye'de bu kadar şehidimiz var diyorsunuz. Sonra arttırıyor. Onları saklamadığınızı ne bilelim? Yani ben güveni kaybetmişim bir kere. Maalesef. Yani, sorun orada güveni kaybetmişim. Enflasyonda güveni kaybetmişim. Türkiye'nin büyümesinde güveni kaybetmişim. Verdiğim Merkez Bankası rezervlerinde güveni kaybetmişim. Verdiğim sayılarda güveni kaybetmişim. Kişi başı zenginlikte güveni kaybetmişim.
Yani kişi başı 9 bin dolar kazanıyor diyorsun. Kime giriyor 9 bin dolar kişi başı ya? Ha niye yalan söylüyorsun ya? Yalan söylüyorsun. Bütün bu tablonun üstüne diyor ki Cumhurbaşkanı, dünyanın ilk 10 ekonomisi, 10. ekonomisi olacağız. Oluruz. Birinci elini korkak alıştırmasın ve ilk 5'e girelim. Niye 10. oluyoruz ki? Zaten sayılar gerçek değil. Niye 10'da kalıyoruz? 10. bile olabilmek için 1 trilyon dolar lazım gayri safi milli hasılanın artmasında. 1 trilyon dolar artması lazım. Bir ikincisi, bugünden zenginleşmeye başlasak 10'unculuğa girmemiz 13 yıl sonra falan alır. Yani 2023 hedeflerindeydi biliyorsun. Ya yani 2023 hedeflerinde 500 milyar dolar ihracat vardı. Şu anda 150 evet. milyar dolardayız daha ya. Evet. 150 milyar dolar. Ya yıllar önce de 150 bin dolardı. 2013 yılında 170 milyar dolardı. Evet 150. Ya yani evet. hadi pandemiden dolayı. Bir çıkıştı o evet. Tamam bu seneyi almayalım pandemiden dolayı. Evet. Geçen sene 180 milyar dolardı. Evet. Yani düşün 2013'ten 2010 milyar dolar arttırabilmişiz. Hani bir de iş adamları böyle ya, onda da aslıyım. 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. Yoksa çalışmayacaklar, para kazanmayacaklar. Yani hedef Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 2023 hedefleri yüzünden. E vizyonumuz kötü o zaman. Yani sen çalışıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Bırak çalışma. Bırak başkası çalışsın. Yani yağ çekmenin de bir limiti vardır ya. Yok, yağ canım, çekmenin limiti yok arkadaş. Türkiye, ne karaktersiz insanlarsınız siz ya. Türkiye Odalar Birliği Başkanı var ya. 19 yıldır başta. Ha. 19 yıl. Serpil Yılmaz sizin gazetede geçen gün çok güzel benzetme yapmış. Yani Odalar Borsalar Birliği Başkanı'nı diyor şeyin sponsoru mu diyor AKP hükümetinin. Ya evet yani, konuda, Odalar konuda. Borsa Birliği Başkanı biliyorsun 19 yıldır başta. Ama bu borsa yaklaşık milyon tane abone şeyi vardır. Hadi kendi ne para yatıran insan evet, diyelim evet, ne evet. üye demeyelim artık. Ticaret odası üyesi, sanayi odası üyesi, ziraat odası üyesi. Ve kendilerine para yatırılmayınca da hemen hacize giderler. Hiç düşünmezler. Arkadaş sen gidip de yerli araba üreteceğim diye para yatıracağına bir anda üyelerinin aidatlarını düşür. Ödeyemeyenler var. Niye ödeyemeyenler var diye sor. Yani inanılmaz. Hatırlarsın yıllar önce. Başbakana, bir de niye ben mecburum odaya üye olmaya? Helikopter hediye etmeye kalkışmışlardı. Ettiler mi etmediler mi orasını bilmiyorum. Başarmışlardır onu gizli gizli. Yani, tabii helikopter alacaklardı başbakana. Ya hayır devamlı bir helikopter, bir uçan araç hediye etme yani, hırsı yani, var yani devamlı. Yani, işte en son... Neyse hadi en son bırakalım. Ordu Belediye Başkanı'na bir iki ayakkabıcı. Yani sen demin de dedin Türkiye'nin bu borcu harcı ödenemez arkadaşım. Yani sen 510 milyar lira batık var. Bankalar buna faiz işletmeye devam ediyorlar. Bu muhtemelen 1 trilyona çıkacak. Ve bu borç harcı ödenemeyince bankalar bunların bir kısmını el koymaya başlayacak. Şimdi batıklarında bir kısmını el koyuyor. Bankalar en büyük emlakçı olacak. En büyük araba galerisi olacak. En büyük fabrikatör olacak. Ne yapacak elinde çünkü bu kadar? İşte yok kim? Pahasına satmaya çalışacak. Yok pahasına satınca kim bilir kimler alacak. Yani o da ayrı bir hikaye. O durumda işte varlık fonu ne kadar borçlandığını bilmiyoruz. Şimdi bizim Türkiye'nin yaklaşık 450 milyar dolar borcu vardı dışarıya. Bunu 430 milyar dolara düşürdük geçen yıl itibarıyla. 430 milyar dolara düşürdük. Sonra arkasından en son açıklanan 422 milyar dolara düştü. Niye? Çünkü faizler yurt dışında o kadar fazla ki %7-8 dolar faizi ödeyemeyeceğine göre ödeyen ödesin diye biz 8 evet. milyar dolar daha borç ödedik. Şimdi haliyle ağa bakıyoruz, yurt dışı borçlanmamız azalmış. Sevinelim mi? Şöyle sevinemeyin. Şimdi senin bana 100 dolar borcun var, tamam mı? Dolar kaç lira? 5 lira. Haydi senin bana 500 lira borcun var, tamam mı? Sen bana ödüyorsun borcunu. Senin bana 80 dolar borcun kalıyor. Dolar kaç lira? 8 lira. Haliyle 100 dolar varken 500 lira borcun vardı senin. Şu bugün bakarsak senin 640 lira borcun var bana. Yani halbuki tabii. 80 dolara inmiş senin evet, bana borcun. Evet, ama 640 evet. lira kazanman lazım artık. Tabii, 500 lira değil. Tabii, Türkiye'nin tabii. de borcu böyle. Yani 450'den 430'a 422 milyar dolar borcumuz var. İyi de Türkiye'si olarak 8 liraya çıkmış. Tabii, tabii. Senin borcun katlamış durumda. Tabii, yani tabii. yurt içinde ne satacaksın ki? O aynı kazanmak için de zam yapman gerekiyor. Ya komik şeyler var. Çanakkale Köprüsü 15 avro dünyanın dendi. Dünyanın en gereksiz köprüsü. Evet, 15 avro dendi. Temel atıldığında 80 liraydı avro. 15 avro. Şimdi 150 lira oldu. Ya, daha bitmedi köprü. Ya işte hep onu anlatıyorum ya. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü birbirlerine rakip iki köprü. Yani ya evet. ondan geçeceksin ya dolaşıp evet. ondan geçeceksin. İkisinden aynı anda ring seferi yapmayacağına i̇şte, göre. İşte müteahhitler arası rekabet ortamını doğuruyorlar. Tabii o haline bir gereksiz yani o kadar büyük iki proje ama şimdi mesela sen belediyenin başına geçtin tamam mı?
Ya diyorum Namık abi beni de görmen lazım diyorum. Şimdi sen gidip de bana cebinden para verebilir misin? Yani al şu parayı. Vermez. Tabii. Bana belediyeden bir makbuz kesebilir misin? Kesemez. Niye? Bir şey yapmam lazım. Murat diyorsun şu, git şu kaldırım taşlarını değiştir. 5 liralık işe ben sana 25 lira vereyim. Tamam diyorum. Ben onu 6 liraya hiç oturuyorum yerine. Taşeronu değiştiriyorum. Sen bana 25 lira ödeme yapıyorsun. 6 lirasını veriyorum. 19 lira cebime kar kalıyor. Bu işler böyle iş dönmeden para aktaramazsın. Doğru. Yani o yüzden 55 tane havalimanı yaptık. 75 tane daha yapacağız. Yapacaksın tabii. Yapacaksın. Başka türlü para aktaramazsın. Bugün bir haber var. Kayseri Tomarza ilçesinde belediye başkan yardımcısına 4 milyonluk iş veriliyor. Ya başkan yardımcısı sen artık orada bu ihaleye girme. İhale işte başka türlü. Üstelik iş yarım. Faturalar yok. Ha öteki türlü zimmete geçirme olur. Yani, kasadan alırsa. Yani, ama bu yaparsan işi kılıfına uydurmuş olursun. Yani düşünsene işte dediğin gibi 5 bin liralık işe 55 bin lira verirsin. 10 bin liraya başkasına 5 bin lira yaptırırsın. 50 bin yıllarca böyle gitti bu iş. En önemli konu maliyetler. Hani konuşur. Türkiye'de yol yaptık ya kimse keyfinden yol yapmadı. Paraları aktarmak için yollar yapıldı. Yani o yollar çöküyor şimdi. Cayır cayır çöküyor. Niye? 5 liralık yolu bile insan bari 5 liralık yol yapar ya. Gidip de 2 lira maliyetle yaparsan, altına mıcır koymazsan böyle zeytinyağı jilet gibi şey bizim kantinin, okul kantini öyleydi. Kaşarı jilet gibi keserdi. İçinde jilet arardık. O kalınlıkta yol yaparsan haliyle o yol da çöker. Sen de daha fazla para kazanmasın. Sonra o parayı ne yaparsın? Üçüncü, dördüncü uçağını almaya çalışırsın. Yolunu, yani milyon dolarlığın haddi hesabı. Yolunu yoldan bulanlar. Tabii. Yani yol yapan yolunu da yapar derler ya. Yolunu yapmış durumdalar. Yani sonra şimdi Türkiye'nin geldiği durum. Kimse Türkiye'de yoksul değil. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Yani başka bir ülkede mi? İsviçre'nin bakanı mısın? Sen kendileri nerenin bakanısın ya? Kendileri de o yolları kullanmıyorlar. Hepsinin özel uçağı var. Ya bir de yani özel uçaklarda da biliyorsun KŞ'ye ÖTV yok. Benzine. O güzel. Yatlarda da yok. Özel uçaklarda da yok. Onun da öyle bir güzelliği var. Şimdi yaptırımlar geliyor. Yani buradan kaçırmaz. Peki yaptırımları ne yapacağız? Şimdi bunları kim nasıl ödeyecek? 12 madde var deniyor. 5 maddesini seçecek ve onu uygulamaya koyacak. Allah'tan hemen geldi. Yani 3 ay sonra gelse kaldıramazdık. Hemen gelmesi aslında çok iyi oldu. İkiz dikkat edersen zaten dolar da öyle bir anda fırlar gibi oldu. Sonra geri döndü. Çünkü düşündü lan dedi. Trump yapacak iş değilse dedi. Biden yapsa dedi. Nefesimiz kokar dedi. Doğru. Ama olayın biraz başına dönelim. Biz bu yaptırımları Amerika bize neden yapıyor? Şimdi durup dururken bize düşman olduğu için mi yapıyor? Bu olay 2,5 yıllık bir olay. 2,5 yıl önce biz Türkiye dedi ki biz S-400 hava savunma sistemi alacağız dedi. Tamam. Almayın güzel kardeşim dediler. Niye almayalım dedik? Çünkü dediler siz NATO'ya bağlısınız dediler. Bizde de F-35 diye bir uçak var. Biz bunun için 20 yıl harcadık. Bak biz Türk savaş uçağı yapacağız ya 3 yıldır çalışıyoruz ya. Adamlar F-35'i yapmak için 20 yıldır uğraşıyorlar ki bu adamlar uzaya roket gönderen adamlar. Yani bilimleri yani, de var. Bizde bilim de yok. Onlar bizimkiler de maket yaptılar. İşte biz helikopter şeyi yaptık bir tane ama çalışmadı. İnşallah çalışır. Ya herkes Paris Air Show çok önemli bir ya, şey. O maketi herkes oraya uçağını gösteriyor. Orada performansını sergiliyor. Uçuyor, taklalar atıyor, bilmem ne yapıyor uçak. Orada bir tane de maket duruyor. Ne? O da bizim uçak. Hadi bir görelim deseler. Maketi de Almanlar yapmış. Maketi de Almanlar güzel yapmış. Güzel yapmış çocuklar. Her neyse biz bu şeyleri aldık. Hava savunma sistemlerini. Ya dedi NATO. Şimdi eğer bu uçaklar Ruslar bunlar haliyle. Yani füze sistemlerinin radarlarına çip koyacaklar. Çiple bütün radarları onların radar sistemi olacak. Türkiye'nin radar alanı. Ve bütün F-35 uçaklarının izlerini takip edip. Ve NATO bölgesinde. NATO bölgesini hem izleyecekler hem de F-35 uçaklarına milyarlarca dolarlık proje eklenecekler. Ve projeyi çöpe attırtacaklar. Yani biz de F-35 satarsak onu tanıtırlarsa haliyle radarlar otomatikman onu tanıdığı için kilitlenebilecek. Bunu biliyorlar mıydı? Ya bunu ben bildiğime göre onlar da biliyorlardır. Ya bu kadar basit bir hikaye. O zaman. Bunu bile bile dediler ki alırsanız kullanmanıza izin vermeyiz, cezayı keseriz. Ey Amerika deyip girdik topa. Sonra bir baktık, paramız yok. Yani S-400 alacak paramız yok. Çünkü her şeyi harcamışız. Ya hatta dedik, ne dediler? Düşünmeyin bile dedi. Ne düşünmesi? Aldık bile dedi. Tabii. Hayır, paramız yok. Putin'e gittik böyle yandan dondurma yalayarak. Dedik ki ya biz alıyoruz. Putin de tabii şey alien'ın cini. Ulan ben bunu satarsam hem NATO almaz bedavaya üstüne para veririm. Yani merak etme biz onun kredisini verelim size. Hemen bir gün içinde 2,5 milyar dolar Rus bankasından kredi çıktı.
Ya kredi falan 2,5 evet. milyar dolar. Hop bize şeyler gelmeye başladı. S-400 parçaları. Rus kredisiyle Rus silahını aldık ve gelmeye başladı. Üzerine üstlük ya dedik sakın kurmayın. Biz üstüne üstlük kurduk. Şimdi yaptırmayacağımız güzel. Şimdi baştan şöyle düşünelim. Askeri değil ben ekonomik olarak düşünüyorum. Şimdi 2,5 milyar dolara üzülmüyorum. Tamam 2,5 milyar dolar gitmiş. Havamıza attık çünkü vay S-400 falan. Güzel. Nerede kullanacağımızı söyle bana. Şimdi Rus uçaklarına kullanamıyoruz. Güzel. Amerikan uçaklarına iOS'a kullan. Yani 30 saniyen var yok. Yani o füzeler hemen yok edilir. Zaten adamların bütün üzerimizde casus uyduları evet. var. Yani senin onu evet. saklama şansın yok. İki tane Tomahawk'la herhalde 30 saniyen daha sen kuramadan, aktive edemeden onları patlatırlar. Amerika'ya karşı da kullanamazsın. Yunanistan'a karşı kullanacak mısın? Kullanamazsın NATO'da aynı üyesin. Yunanistan'a savaş açarsan aynı zamanda Avrupa'ya savaş açmış olursun. Çünkü Avrupa Birliği toprağı. Kuvvetle muhtemelen it dalaşı yapmaya devam edeceksin sen onunla. Hadi yanlışlıkla düşecek ama it dalaşı için de senin iyi savaş uçağına ihtiyacın evet. var. F-16'lar 30-40 yıllık uçak, 40 yıllık uçak bildiğin gibi 80'lerde tabii, başladı. Tabii 80'lerde. 40 yıl gene artık miadını doldurmuş bir uçak. Canım modifikasyonlar falan yapılacak da işte. İsrail'de yaptı, evet. biz de kendimiz yaptık. Güzel. Şimdi Yunanistan F-35 alırsa... F-34 Phantom'lar bile hala kullanılıyor. tabii neredeyse. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Spitfire'lara kadar gideceğiz biz. Şimdi bunlar... Sen Türkiye mesela kendini savunan bir ülke değildir. Türkiye saldırgan bir ülke klasmana girer. Ne yapar? Sınır ötesine gider, bombalar gelir. Şimdi S-400 savunma silahı. Senin savunmaya ihtiyacın yok ki kendine. Sen şu anda Yunanistan'da F-35'te Dogfighter it dalaşına girersen kaybedeceksin. Çünkü 40 yıl önce yeni savaş uçağı, yeni model savaş uçağı. Sen bunu alma. Bir de F-35'leri alamadık. Öyle diyorum ama bir de uçak gemisi var. Bir de uçak gemisi yapıyoruz. Yani bak İngiltere uçak gemisi yaptı. Kullanmıyor. Çok maliyetli diye. Biliyorsun değil mi? Yatıyor. Yatıyor sadece turistik amaçla. Turistleri dolaştırıyor. Yatıyor. Uçak gemisi. Ya senin doğal uçak gemin var Kıbrıs. Hermes uçak gemisi İngilizlerin. İspanyol alıyoruz. Hermes uçak gemisi de ben bilmiştim. Bir NATO tatbikatında. Ha şeyde evet. Bir NATO tatbikatında Amerika'da çoğunu zaten turistik evet. yapı yaptı. Ya bir Çin. Koskoca Çin'in bir tane iki tane uçak gemisi var. Koskoca Çin'in bir maliyetlerini karşılayamıyorsun. O kadar pahalı ki. Ki zaten bizim ülkemiz uçak gemisi gibi. Evet. Hayır bir de Kıbrıs'ın var. Yani evet. Zaten uçak gemisi olarak evet. kullanabileceğin. Evet. Git bir zahmetle Pasifik'e açılma arkadaş. Yani ne yapacaksın Pasifik'teki adalarda? Biliyorsun bir de bize şey soktular. Havada ikmal uçakları. Ha evet onları aldık. Hadi nerede? Aldık. Nereye? Ya nereye kadar gideceksin de havada ikmal yapacaksın? Zaten kendi etrafında dolaşıp duruyorsun. Nereye? Mısır'a mı? Ha Mısır'a da yapabilirsin. Sonuçta Kıbrıs olduktan sonra yani. Kıbrıs uçak gemisi zaten. Her neyse. Gittik. Şimdi adamlar dedi ki madem öyle dedi. Şimdi Amerika muz cumhuriyeti değil. Yani biz başkanı kafaya alınca gidip diğer kararların hiçbiri iptal olmuyor. Yani gidip başkan, Amerika başkanı diyor şu imamı serbest bırakın deyince sen kimsin diyorlar. Amerika başkanı mesela şey diyor ya ben burayı çok beğendim şuraya saray yapalım diyor Amerikan başkanı. De git diyorlar sen kimsin oğlum diyorlar. Hı. Amerika başkanı yapamaz öyle bir şey. Anladın mı? Amerika başkanı dünyanın en güçlü insanı. Ama hiçbir şey yapamıyor öyle kolay kolay. Senato'dan izin almadan, konseyden izin almadan, alt grupların toplanıp karar almasına izin almadan bir şey yapamıyor. Yani Amerika Başkanı ben Türkiye'ye yaptırımı uygulamak istemiyorum deyince maalesef hiç kimse kale almıyor. Hayır arkadaşım uygulayacaksın. Ama şu 12 taneden 5 tanesini seçeceksin diyor. Şimdi Trump haliyle bunu salladı. Artık sallayamayacak duruma geldi. Hop imzalattılar. 78'e 11 geçti. Şimdi Trump bir ay içinde Türkiye'ye yaptırım uygulamak zorunda. Bu yaptırımlar 12 taneden 5 tanesini seçecek Başkan Trump. Ekonomikleri mi seçer? Askeri ya o kadar basitler var ki. Mesela 3 tane bakan. İşte atıyorum aile bakanı, orman bakanı, bilmem ne bakanı. Amerika'da mülk sahibi olamaz. Al yaptırımlardan biri. Mal varlığı şeyi mal varlığı, Amerika'daki mal varlığına el koyarlar. Amerika'da mal varlığı olmayanları seçerler. Yani bu basitleri seçmek istiyorsan böyle. Şimdi ama herkesin yanıldığı noktalar var. Nedir o? 12 tane yapmışlar. Niye 12 tane yapmışlar? Çünkü doz arttırabilmek için yapmışlar. İran'a bak öyle yaptılar. Şimdi 5 taneyi seçecek. Güzel. 5 taneyi seçince şimdi Biden'ın elini kolunu bağlayacak bir süre için. Kısa bir süre için. Bir 6 ay için. Yani Biden geçtikten 6 ay sonra. Sonra Türkiye hala S-400'leri katlayıp koymadım kenara. 6. yaptırım girecek. Onu Biden seçecek. Belirli bir sözler. Yani ta ki Türkiye bütün S-400'lerden kurtulana kadar
Haliyle 5'ten başlayacak 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Biraz da başkana kalmış. Tabii biraz da senatoya kalmış. Ama yapar mı yapar? Niye yapmasın? Türkiye ama en sonunda ne var mesela? Türkiye'nin dolar sisteminden atılması. Şimdi Türkiye dolar sisteminden atılırsa sen nasıl ihracat yapacaksın? Nasıl ham madde alacaksın? Petrol alamazsın. Çünkü euro ile petrol satılmıyor. Hani altın var ya, altın bulamazsın. Niye? Dünyadaki bütün emtialar dolarla satılıyor. Zaten Amerika'nın da gücünü bu oluşturuyor. Yandaş gazeteye bakarsan dolar şeyini tüketti. Ömrünü tamamladı. Evet, bir dolar, 50 yıl sonra doğru. Şey oluyor falan. Bir 50-60 yıl sonra doğru. 60 yıl ne yiyeceksin içeceksin. İran, sen Reza Zarrab'a niye ceza kesiyorlar altın aldığı için? Türkiye'de Halkbank'ın niye canını okuyorlar? Çünkü İran'a işte aynısını Türkiye'de çalışan bankaları da yaptığı için. Yani Türkiye belini doğrultamadığı gibi bütün sistem göçer. Niye? Senin 430 milyar dolar borcun var. E dolar alamıyorsun. Nasıl ödeyeceksin borcunu? Borç verenler bunu dinlemez. Bir. İkincisi, sana borç verenler kimler? Amerika, Avrupa. Avrupa. Hani o çok sevdiğin Katar'ın 15 milyar. Katar'ın sana borç verdiği yok. Katar sende swap yapıyor. Yani karşılığında TL alıyor. Evet. Yani istediğin satın alır. Katar'ın Türkiye'ye borç verdiği falan yok. Katar akıllı. Katar gidiyor satın alıyor. Ben gene de Katar'ın çok şey olduğuna inanmıyorum yani. Katar'ın çok Katar olduğuna inanmıyorsun. Çok Katar olduğuna inanmıyorum. Ya bunu hep herkes söylüyor biliyor musun ya? Yani o herkes söylüyor. Ben Allah Allah diyorum, olur mu böyle saçma şey? Yani Katar'da Türkiye'deki malları alan paranın aslında Katarların değil de başkalarının olduğunu söylüyorlar. Ya niye böyle bir şey söylerler ve ki? Ve çok ciddi hani niye böyle bir şey ihtiyaç duyuyorsun ki? Çok çok. Yani kimler neler söylüyor, inanamazsın. Çünkü bir de Katarların yatırımlarına falan baktığın zaman Katar böyle işlerle ilgilenmez. Yani çünkü Londra borsasında adam 150 milyar dolarlar, trilyon dolarlar neredeyse onlarla uğraşıyor. 200 milyon dolara küçücük. 50 milyon dolar verecek de 200 milyon dolar verecek de falan. Neymar alıyor 300 milyon dolara, yani, 200 yani, milyon dolara. Yani 220 milyar, ama işte, milyon avro Neymar'a verdi sadece. Bunu sen ben söyleriz ama kanıtlayamayız. Kanıtlayamayacağımız için de bence konuşmayalım ama insanlar böyle düşünüyor. Böyle düşünüyor. Yani geçen gün bir milletvekili de aynısını söyledi. Katar'ın parası aslında Katar'ım değil dedi milletvekili. Fazla şey yapılmadı yani, onu bilemiyoruz işte. Öyle söylenenler var. Ama, hiçbir şey şeffaf ama değil. Bunlar aynı zamanda birileri için bir risk. Peki kimin parası olabilir bu abi? Kimin parası olabilir? Evet ya. Evet ya. Alaskalı zengin insanlar var. Alaska'da çünkü yatıracak şey diyor. Her yer buz. Buraya harcayalım falan diye şey olabilir. Brunei Sultanı falan olabilir mi? Bilmiyorum işte. Yani Türkiye yani, üzerinde belki emelleri olan birileri bilmiyorum. Olabilir. Belki de gerçekten Katarlılarındır. Yani valla hiç... ben onu bunu bilmem ama ben mesela şu Türkiye'deki tabloya baktığın zaman, şu özelleştirmelere, yapış devletlere baktığın zaman hani Türkiye'yi düşmanlar işgal etseler daha kötüsünü yapamazlardı diye düşünüyorum bazı insanlar. Daha işte insaflı olabilirlerdi. Ya. Hayır şu yani, bak elektrik dağıtım ihalelerindeki hikaye çok güzel. Evet yani. Yani. Gece ben inanamadım ya. Elektrik dağıtım şirketlerinin zaten kimleri olduğunu açın bakın. Yani elektrik dağıtım şirketleri kimleri? Elektrik dağıtım şirketlerinde masrafları ben pavyona gidiyorum. Gider yazıyorum. Hop elektrik faturasına yansıtıyorum ben onu. Ah! Güzelliğe bak. Bizim bir şirketimiz vardı. Program yapıyorduk. Antalya'ya çekime gittik. Geldik. Bizim mali danışman muhasebe Yılmaz Bey dedi ki Namık Bey dedi, Antalya faturalarını kullanamayız dedi. Niye dedim? De tatil parası. Yok çekime gittik dedim ya. Gerçekten çekime gittik Antalya'ya. Kullandınız mı? Kullandık. Yani çekime gittik gerçekten canım. Çok iyi kullandınız. Onlar da... Hani gezmeye, biz gezmeye gittiğimiz şey koyma. Aha onlar da moral gezisine gidiyorlar. Bir de işin doğru. Güzel tarafı mesela hediyeleri falan da elektrik faturasına yansıtıyorlar. Onların hiçbirisi akşam evde gider. Yemek yemez ondan sonra. Niye yesin ki? Elektrik faturasına yansıtacağım tabii. Ben ödeyeceğim parasını. Tabii canım. Yani kek olması lazım yemesi için. Her akşam git İstanbul'un en pahalı lokantasında karnına doyur yani, kardeşim. Buyurun dünyanın en pahalı saatlerinden biri Namık Bey teslim olarak yazın deyip faturaya cevap diye geçirir Namık Bey verdiği saati. Tabii. Ve bu temsil gideri. Ya düşün artık ne kadar çok harcayacak param varsa... Yani dünyada herkes cep telefonundan saate bakarken sırf artık paramı nereye harcayayım ama saat bir aksesuardır bir de insanın kalitesini gösterir deyip 400-500 bin dolar saate verebiliyorlar. Evet, evet, yani evet. Düşün yani bunu da temsil gideri olarak yazabilecekler isterlerse. Doğru. İsterler mi niye istemesinler? Niye herkes istemesin ister. Ya? Kanunda var. Kanunsuz bir iş yapmıyorlar ki. Durup dururken, hayır ama durup dururken niye yazılır? Niye bak, dikkat et ama bu çünkü, elektrik dağıtım şirketlerinin kimlerde olduğuna da bakarsan hepsi o ihalelerle şunlarla bunlarla falan bağlı. Tabii ona burada bakmak da aynı kişiler ona, var. Ona bak, yani %100'ü değil ama çok büyük bir kısmı burada maalesef bu yolun yolcusu. Yani
gidiyor. E sonra Türkiye'de fakir yok. Abi Türkiye'de fakir olmama şansı yok. Çünkü bir zümre çok zenginleşirse geniş halk kitleleri fakirleşir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yani yapacak bir şey yok. İnsanlar daha da fakirleşecek. Ekonomik kuram. Kaç dakikamız var şu anda? Senin bakışlarından anladım ben. Çok fazla kalmadı. Ona bakıyorum. Evet. Bir yani dolara yazıklar bir... bakayım. Kaç dakika? Daha 10 dakikamız var. Eyvah. 3 dakika varmış. 10 dakikamız var. 5'e anlaşırım o da size. 5 dakika. dolara bir geçelim. Bütün bu kaotik ortam... Ya ben şimdi dolar yıl sonu 8'in altında kapatacak diye bir laf ettim. Bir yemin ettim ki dönemem. Kapatacaklar görünüyor. Öyle gözüküyor. Yani çünkü şey olarak da bir takım işlemleri yapabilmek için de orada tutmaları gerekiyor. Tutmaları gerekiyor. Bir de benim yanılmamam için orada kapanması gerekiyor. Değil mi? Ama, seni. Ama ondan sonra sen bakarsak şimdi yaptırımlar gelmeye başlayacak. Biden oturunca işler değişecek. 1 Mart'ta Halkbank'ın hikayesi başlayacak. Şubat sonuna kadar, şimdi vadelilere bakıyoruz, Şubat sonuna kadar faizlerde de çok ekstrem bir fırlama gözükmüyor. Faiz arttırması gerekiyor bu anda, bu ay yapılacak toplantıda. Gidip faiz arttırmazsa iş yine farklı yerlere gidebilir. Çünkü ya işin kötü tarafı Naci Ağbal iyidir, güzeldir ama işte bu en son İstatistik Kurumu Başkanı'nın bir olay demin açıklamalarından sonra diyordu ki biz Naci Ağbal bize verileri göndermedi yıllar boyunca. Evet. Yani sonuçta tek karar alıcı var biliyoruz Saray. Yani isterse Naci Ağbal, isterse Lütfü Elvan olsun. Tabii. Kendini karar alamayacağını biliyoruz. Bu arada Berat Bey nerede acaba? Çok merak ettim. Yemin ederim merak ediyorum. Herkes merak ediyor. Sadece sen merak etmiyorsun. Herkes sağlığından endişe ediyorum ya. Yani Londra'da diyenler bile çıktı. Ha iyi tamam. Ya iyi olsun da. Hayır, iyi olsun söylediklerimiz tevatür yani. Londra'da diyen oldu. İşte evden çıkmıyor diyen oldu. Şey yani oldu. Şu anda insanlar mesela geçen hafta bile... Tam kapanma uyguluyor. Ona hiçbir şey olmaz. Şeyde geçen hafta bile ama şaka bak en delikanlı adam o çıktı. Ha. Yani laf ediyoruz ama istifa eden başka bir kişi gördün mü? Bir tane istifa edebilen gördün mü? Yok. Affını istedi. Ya affını falan istemedi. İstifa ediyorum yazdı görevimden. İstifa etti onlar bizi affettik diye çevirdi. İstifa edebildi. Yani hani mafyada buraya girersin buradan çıkış yok tarzı konuşmalar vardır ya Berat'a yemez mesela. Oraya da girse oradan da çıkar o. Her yerden çıkar. Ben istifa edebilen adam iyi yani. Bravo. Ama şimdi şöyle aileden birinin görevden alınması olacağını oğlum edebinle istifa et de, demiş. Yok bu o tarz değil. Bu belli kendi etmiş. Öyle mi? Çünkü bütün cümle düşüklükleri falan eğer istifa etmez iş olmasa onu 5 tane danışman tek tek üstünden geçer. Güzel bir Türkçeyle Türk Dil Kurumu'na gönderirler. Sonra onay alırlar. Temize çeker. Temize çeker. Yayılır. Bunu belli kendi yazmış. Yani o yüzden ben kendisini istifa ettiğine inanıyorum ve kendisine saygılarımı buradan sunuyorum. Tamam ekonomiden anlamıyor ama delikanlı çocuk. Yani bir şey demiyorum. Süremiz dolmuş. Lafı bağlayalım. Ya bir iki ay daha böyle yalan dolan gideriz. Bahar sayılmaz böyle. Son baharda hafif üşüyerek gideriz. Sonra önümüz kara kış. Çünkü zaten o çizgiyi çoktan geçtik arkadaş. Dönüş yok. Yani çok şirket batacak. Daha çok insan işsiz kalacak. Ve Türk lirası daha çok değer kaybedecek. Ama henüz değil. Deyip bağlayabildim. Ama sen programı kısa yapıyorsun. Ben 10 dakika diye gördüm. Ne yapıyorsunuz? Niye kısa yapıyoruz bilmiyorum. Efendim reklamlar geliyor. Bir dakika, bir dakika. Sana bak doları kaç kapayacağını da şuraya göstereyim de yıl sonu. Geçen sefer gösterdim ya. Şimdi kimin arayacağını tahmin ediyorum. Efendim yarın sabah gün başlıyor da görüşmek üzere. Forum hafta sonunu bu haftalıkta bitirdik. Güzel bir pazar günü diliyoruz. Evlerinizde sıcak.